Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Alkışlasana hele. Alkış! Bir an şaşırdı. Alkış. Evet arkadaşlar, bugün çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayız. Karşınızdayız çünkü bu video gölge ile ilgili. Eğer daha önceki videolarımı izlediyseniz, bu benim arkadaşım, dostum Gölge. Kendisi British Blue Point olarak geçiyor. Şimdi sizlerle gölge için günlük yaptığım rutin bakımlarını, işte kumunu nasıl temizliyorum, tüyleri biraz uzun gölgenin, tüylerini nasıl temizliyorum, bunları sizlere göstereceğim. Sizlerin de kedileri varsa sizler de yorumlarda belirtebilirsiniz ne gibi rutinlerime ekleme yapmam gerektiği konusunda. Kendisi biraz çok yaramaz. Biraz değil, çok yaramaz. Çok da akıllı. Beraber yaşıyoruz. Şimdi videoyu fazla uzatmadan hemen işlemlere geçiyoruz. Tüylerini tarayacağız. Önündeki yemeğini nasıl koyuyorum? Ne hale getiriyor? Kumun ne durumda? Hangi kumu kullanıyorum? Bunları şimdi birlikte göreceğiz. Ay, benim oluşum. Ve gölgenin bu arada en sevdiği şey bu şekilde şöyle kucakta çocuk gibi dolaşmak. Evet, çok seviyor şu. Bak, kuyruğundan zaten anlarsınız büyük ihtimalle. Bu şekilde böyle çok seviyor. Evin içinde böyle biraz gezdireyim şöyle. Ben de hoşnutum tabii ki böyle kendini sevdirmesinden, böyle şeyleri severek yapmasından ben de mutluyum. Çünkü kendini sevdirmeyen kediler de biraz nankör kedi durumuna düştüğü için benim oluşum böyle. Sevimli. Ay, hadi geçelim. Bak, hiç yapmadığı bir şey yapıyor şu an. Asla ısırmaz bak. Evet, öncelikle şimdi size taramak için tüyleriyle ilgili sorunu nasıl ortadan kaldırdığımı göstereyim. Sorun olarak bahsediyorum çünkü gerçekten bir sorun. Çünkü tüyleri uzun. Kısaltmak da istemiyorum. Şu an mevsimsel bir geçişte olduğu için çok iyi olmadığını zaten veteriner belirtti. Tüyleriyle ilgili sorunları nasıl ortadan kaldırıyorum? Ekipmanları göstereyim. Şimdi öncelikle büyük ihtimal görüyorsunuzdur. Şu buhar yapan bir fırçası var. Islaklık yaptığı için tüyleri daha çok tutuyor. İkinci olarak şöyle bir eldivenim var. Hem sevip hem de aynı zamanda tüylerini toplayan bir eldiven ve çok iyi işe yarıyor. Almanızı tavsiye ederim. Şimdi gölge biraz rahatsız oldu, onu bırakayım. Üçüncü olarak da şöyle, hem tüylerini biraz kısaltmak, yani saçtaki ara makas gibi düşünebilirsiniz bunu. Şunla da alıyorum. Tırnağını da ben kendim evde kesiyorum bu arada. Veterinerde kesmiyorum. Şöyle bir makasım var. Bir tüylerini temizlemeye başlayayım. Detaylı görürsünüz zaten. Buhar veren tarakla başlıyorum ki tüylerini ıslatıyor. Onun üstüne taramak eldivenle daha kolay oluyor. Şimdi bunu seviyor. Çok seviyor. Ama bir yere kadar. Biraz daralıyor. Biraz benim gibi böyle sıcak falan olduğunda ya da sıkıldığında hemen daralıyor. Yine kaçtı. Gel. Şöyle tekrar buharını bir göstereyim. Hoşuna gittiği zaman çok ses çıkarmıyor. Engel olmuyor bana. Ama hoşuna gitmeyince de hiç izin vermiyor. Yani gördüğünüz gibi ilk aşamada şöyle tüylerini zaten nasıl aldığını görürsünüz. İkinci aşama olarak da eldiveni takıyorum. Böyle komple her yerine dokunmaya çalışıyorum. Şimdi eldiven bu şekilde. Taradıktan sonraki halini size şimdi göstereceğim. Yerde sevdiği için ben size göstermek için böyle biraz kucağımda yapıyorum. Şu an rahatsız oluyor. Hop. Gel buraya. Kaçmak yok. Tamam, bir yerde yapayım. Tamam. Heh, bak, bir yerde yapınca çok ses çıkarmıyor. Bıraktım ama ses çıkarmıyor. İşte kucakta yapınca biraz rahatsız oluyor. Tabii ki bunu yaparken üstünüzde tüyü tutacak bir şey olmamasına dikkat etmek de lazım. Benim şu anda öyle bir şey yok. Onun için bayağı bir tüy üstüme bulaştı. Şimdi çok sıcak. Ben de terledim. Gölge de biraz rahatsız oldu. Onun için size sonucu göstereyim. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi, yani bu sadece benim 2 dakikalık yapmamla olan bir şey yani. Bu kadar çıkıyor çünkü bir süredir de taramadım. Sonuçta ben şöyle yapıyorum, topluyorum ve böyle yumak şeklinde toplayıp en son atıyorum.
Şu an sıcak olduğu için de benim üstüme de yapışıp bayağı bir her yerim kıltıyor oldu yani, göstereyim. Sıcaklığın bayağı bir etkisi var. Onun tüyünün dökülmesinde de sıcaklığın etkisi var bu arada. Oh. Yani sanırım bu mevzuyu anladınız az çok. Ama şu eldiven gerçekten çok işe yarıyor, onu söyleyeyim. Gece saat ortalama 1 falan. Eve geldikten sonra onun yemek kabını, kumunu falan nasıl temizlediğimi de göstereyim. Ay, yordu beni, çok sıcak burası, neden? Hadi bakalım. Üstüm başımı bir toparlayayım ben. Gölgenin dağıttığı yemek su kaplarının başındayız. Bu arada kesinlikle üstünüze toplayıcı penye tarzı bir şey varsa kucağınızda yapmayın. Gölge kendini kucağında taratmamakta haklıymış. Üstüm başım battı. Her yerim kıl şu an. Sorun yok. Duşa gireceğiz. Şu ödül kabı. Ödül vermiştim kendisine. Bunu bitirmiş ve ben onu tabii sabahtan koyduğumdan akşama kadar kurumuş. Şimdi bunu alıp temizleyeceğim. Şunu su kabı olarak kullanıyorum. Şu da yemek kabı ve yemek kabından dışarıya taşırmış ve dökmüş. Temiz bir şekilde alabildiğimi tekrardan yemek kabına aktarıyorum. Sonra gerisini temizliyorum. O da o arada yemeye başladı hemen. Gördüğünüz gibi. Tamam, geç köşede yesen. Geç. Dur ama bana bir müsaade et. Oğlum. Şimdi size kumunu da göstereceğim. Şöyle kirli olanlarını alıyorum zaten. Bunlar çöpe gidiyor direkt. Şöyle ödül mamasının da kuruyanlarını tekrar atıyorum. Şimdi birazdan bunu ben yıkayacağım. Şimdi suyunu da şöyle içine işte toz girmiş, bir şeyler olmuş. Bunu da tazeleyeceğim, dökeceğim ve yenisini dolduracağım. Kendi içtiğim sudan dolduruyorum bu arada gölgeye. Böyle hemen suyunu da yenilemiş oldum. Şunu da birazdan tekrardan yıkayıp koyacağım. Şu anlık burayı temizliyoruz. Şimdi kumunun tarafını size göstereceğim. Orayı daha fazla dağıtmış. Tersten göreceksiniz yani şu an. Bayağı bir kumunu dışarıya taşırıyor kabından çıktıktan sonra. Öncelikle şu üstündeki kumu şöyle kapağını açıp içeriye tekrar bir sirkeliyorum. Sonrasında şöyle fazladan taşan kumları bir alıyorum. Tabii dışarıya taşan şu fazla kum, içine yemek, kıl, tüy, her şey girdiği için ben bunu tekrardan dahil etmiyorum kumunun içine. Bunu da atıyorum. Evet, bu şekilde temizlenmiş oldu zaten. Şimdi bundan sonraki işlemde de çöplerimi koyduğum, mutfakta kullandığım poşetin içine, yani atmak üzere olduğum çöplerin poşetinin içine kumunu eliyorum ve temizliyorum. Kötü olan kısım, yani işedikten sonraki topak olan kısımlar falan şöyle geliyor zaten eleğin içine. Ama şu an gölgenin lavaboya gidesi geldi sanırım. Gölge işimizin ortasında işi bozdu. İşiyor musun acaba? Başka bir şey mi yapıyorsun? Bekleyelim bakalım ne yapacak. Bakışları görünüyor mu bilmiyorum ama çok komik. Gördüğünüz gibi işini gördü, çıktı ve çıkarken de çok fazla kum çıkardı. Tekrardan birebir şahit olmuş olduk gördüğünüz gibi. Ama şu an içine pislediği için, çok ıslak olduğu için çok fazla topaklanma olmuş olacaktır. Koku da vardır şu anda daha doğrusu. Bu işlemi erteliyoruz. Hemen şu önünü tekrar bir temizleyeyim. Şöyle tekrardan paspasını da önüne yerleştirelim. Paspas çok fazla dağılmasını engelliyor. Güzel oluyor. Tavsiye ederim yani kullanmak isterseniz. Şunları şöyle yanında muhafaza ediyorum. Kumu da burada. Biraz iri taneli kum kullanıyorum. Eksildikçe üzerine tamamlıyorum kumunu. Biraz sonucu da göstermiş olmak adına gayet temiz bir şekilde ortamını daha kullanışlı, rahat ve gölge bu arada çok seviyor yani temiz olmasını. Temiz olmadığında resmen kullanmak istemiyor, miyavlıyor ve temizlemek için çağırıyor resmen. Evet, kapanış yapmadan size verdiğim iki tane üründen de bahsedeyim. Böyle pekmez kıvamında ikisi de. Birini tüylerini yaladıktan sonra belli bir süreçte midesi bunu hazmedemediği için kusmaya başlıyor. Bu onun için bir rahatsız oldun oğlum, niye? Tamam. Tamamdır hop. Şöyle tutayım seni ben. Diğer üründe tüylerini daha
az dökmesi için multivitamin tarzı bir şey. Şu iki ürünü de veriyorum. Kapatmadan önce onları da belirtmek istedim. Her ikisini de günde birer defa veriyorum. Ne oldu oğlucuğum? Ne oldu? Ha? Ne oldu oğlucuğum? Koklamaya çalışıyor şu an. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Gölge ile ilgili günlük yaptığım rutini size göstermeye çalıştım. Sizin de böyle güzel arkadaşlarınız, dostlarınız varsa sizler de yorumlarda adlarını ve hangi ırktan olduklarını yazabilirsiniz. Gölgeyi zaten yakın zamanda kısırlaştırmıştım. İzlemeyenleriniz varsa onu da bir videoda çekmiştim zaten. Evet, ne yapıyormuşuz? Bir daha söyle. Abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyormuşuz. Doğru muymuş? Bazen böyle cımcıra cımcıra sevesim geliyor. Bak. Evet. Evet oğlucuğum. Sen haklısın. Evet. Sıkıldın mı? Daraldın mı? Görüşmek üzere. Meow meow.